Buyurun. Çağatay Akgüvek. Cuna Çelik. Ayşe Doğan. Emru Çalışkan. Mustafa Turgut. Yaşar Kılınç ve Nail Tırak. Ahmet Çimşek aramızda değil, şehir dışında olduğu için katılamıyor. Arkadaşlar, içinizden milletvekili yaptığınız çok değerli arkadaşımız Sayın Ali Rıza Öztürk. Ben kendisine Silifke milletvekili diyorum ama Mersin milletvekilimiz birkaç kelime söylemek üzere mikrofonu veriyorum. Yani yarım saati geçmesin yalnız. Sevgili ilçe başkanım, il başkanım, sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım, sevgili hemşerilerim, hepinizi yürekten selamlıyorum. Elinizi, herkesin elini sıkamadım. Hepiniz elini sıkmadığım yurttaşlarımız elini sıktığımı varsaysınlar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Gerçekten Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu kent orkestrasının burada konser verdirdi. Ayrıca da kendisi sanatçı yönünü gösterdi. Vallahi ben üzülüyordum. Yani belediye başkanı olmazsa ne yapar diye. Demek ki sanatçı olabilirmiş belediye başkanımız. Yani böyle bir yönü de var. Şimdi yalnız ben kendisinden bir söz almak istiyorum. Dedi ki belediye başkanı Mersin'de verdiğimiz her konserler Silifke'de de vereceğiz dedi. Şimdi bana kendisi 29 Ekim günü Silifke'de Volkan Konak getireceğini söylemişti yanılmıyorsa. Şimdi onu
verecek Silifke'de gerçekten çok görkemli bir konser yapacağız diye düşünüyorum. Sevgili hemşerilerim, Silifke'de Sosyal Demokrat Belediye Başkanları 1994'te durdu. Ondan önce rahmetli Necmettin Ünlü vardı, Ali Önder vardı, Cahit Baker vardı ve en son Feyyaz Bilgen vardı. Silifke'nin çehresini gerçekten Sosyal Demokrat Belediye Başkanları değiştirmişti. Silifke'yi köy konumundan şehir konumuna getirmişlerdi. Ama 1994 yılında hepimizin bildiği nedenle Sosyal Demokratların bölünmesi nedeniyle Silifke Sosyal Demokratların elinden gitti, bir daha da gelmedi. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan 1999'dan beri aralıksız 3 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapıyor. Silifkeliler hatırlarlar. Eskiden Mersin'e gittiğimizde orada hepimiz görüyorduk. Yağmur yağdığı zaman arabalarımız selleri kapılıp gidiyordu, geçemiyorduk. Altyapı yoktu. Şu anda Türkiye'de altyapı sorunu olmayan tek il Mersin'dir. Mersin gerçekten borcu olmayan, yani bakın daha 2 gün önce vergi yüzsüzlerini açıkladılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Kocaeli Belediyesi'nin, AKP'li belediyelerin Türkiye'nin borcu kadar neredeyse borcu var. Mersin Belediyesi borcu olmayan belediyelerimizden bir tanesidir. Mersin'i dünya şehri yaptı. İşte olimpiyatlar, Büyükşehir Belediye Başkanımızın üstün gayretleri ve çabaları sonucunda Mersin'de yapıldı. Mersin'i dünya markası yapan Macit Özcan, umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki 30 Mart 2014 seçimlerinde yeniden Mersin Belediye Başkanı olacaktır ve Mersinlilere hizmet etmeye devam edecektir. Ve Sayın Macit Özcan'ın Mersin'e yapacağı hizmetlerden de artık bundan sonra Silifke'nin en ücra köşeleri de nasibini alacaktır. Bizler de hep beraber, kendisiyle beraber Silifke'ye hizmet etmekten gurur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Sayın Başkanımıza Silifke adına gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve Silifke olarak biz bu dönem Silifke'de, işte kadromuzda burada, yani bu kadromuzdan birisi umuyorum sizlerle beraber çalışacaktır Sayın Başkanım. Artık Silifke'nin belediye başkanı adaylarının her biri, inanın birbirinden hiçbir farkı yok. Her biri kendi alanında çok değerli ve samimiyetimle bir şey söylemek istiyorum. Bugün Narlıkuyu'da kahvaltı yaparken bir sağ görüşlü AKP'li bir abimiz bana dedi ki gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları gerçekten güçlü dedi, gerçekten marka dedi. Hangisi aday olursa olsun işlerinden bir tanesi aday olacaktır arkadaşlarımızın. Sizlerle beraber Silifke'ye hizmet edeceklerdir Sayın Başkanım. Ben sizin belediye başkanı adayı olacağınızda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak en küçük bir kuşkum yok. Sizlere başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sizler adına da herkese teşekkür ediyorum. Adı Rıza Bey'e teşekkür ediyoruz. İl başkanımıza veriyorum birkaç kelime de size söyleyeyim. Allah'tan erken bıraktı, yarım saatten önce bırakmaz. Öncelikle tüm Silifkelilere iyi akşamlar diliyorum. Bu kent orkestrasına da büyük bir alkış diyorum. Çünkü günlerdir geziyorlar, dolaşıyorlar. Mersin Kent Orkestrası olarak... Ben bu güzel müzik ziyafeti için Büyükşehir Belediye Başkanımız Macit Özcan'a ve onun orkestrasına çok teşekkür ediyorum hepinizin adına. Yarın saat 10.30'da ilçe binamızda toplanıp Atatürk Anıtı'na çelenk sunacağız. Partimizin kuruluş yılı dönümü dolayısıyla ve savaşa hayır diyeceğiz hep birlikte. Hepinizi bekliyorum. Saygılar, sevgiler. Arkadaşlar, şimdi Adı Rıza Bey, efendim. Tamam. Adaylarımıza da mikrofonu vereceğim. Volkan Konak'tan bahsetti. Eğer müsaitse, boşsa söz. Mehmet, çalışmanı hemen yap. Silifke'de 29 Ekim'den önceki bir günde Volkan Konak'ı getirmeye çalışacağız. Ancak. Eğer başka yere söz vermiş ve doluysa, bunlar daha önceden 3-5 ay önceden bağlantı kuruyorlar. Haluk Levent olur mu? Ne olursa tamam ya, o ya, bakacağız. Adaylarımızı da verelim.
değerli Silifkeliler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Macit Özcan'a, il başkanımıza, ilçe başkanımıza bize böyle güzel bir gece yaşattığı için teşekkür ediyorum. Ben burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidarının geldiğini görüyorum. Hepinizin coşkusuna teşekkür ediyorum. Burada birbirinden kıymetli değerli arkadaşlarım var. İçimizden bir tanesi aday olacak ve inanıyorum ki yürekten bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı olacak Silifke'de. Bunu da sağlayacak olan, buna güç verecek olan sizlersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sevgili hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, İlçe Başkanım, bugünü böyle bir geceye düzenlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü var. İl Başkanımızın dediği gibi yakınımızda, sınırda olan bir takım olaylarımız var. Bunları da protesto etmek için alanlarda olacağız. İlerideki yerel seçimlerde bunlara karşı verilecek olan bir cevabımız olacak. Sizlerden ricam, herkesin birlik ve bütünlük, beraberlik içerisinde bunlara gereken cevabınızı vermenizdir. Arkadaşımın dileklerine katılıyorum. Burada 8 tane aday arkadaşımız var. Bunlardan birisi ben de dahil burada aday olacağız. Aday olduktan sonra hangi arkadaşımız aday olursa olsun, bütün varlığımızla ve gücümüzle onun yanında Silifke'deki belediye başkanlığı seçimlerini alıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Silifke'ye dikeceğiz. Bundan asla hiçbirimizin şüphesi olmamalı. Sözleri fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Herkese merhaba. Son dönemlerde sıkça kutlamalar yaptık. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. Arkasından Dünya Barış Günü'nü kutladık. Adli yıl açılışını yaptık. Anıtta çelenk koyduk. Bir takım kutlamalar yaptık ama biz en güzel kutlamamızı 1 Nisan 2014'te yine burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını kazanma sevincini kutlayacağız. Hep beraber burada olacağız ve inşallah bundan sonra Silifke Belediyesi'nin orkestrasıyla bu günleri kutlayacağız. Herkese teşekkürler. Saygıdeğer hemşehrilerim, gerçekten bu gece hem Silifke için hem partilerimiz için coşku yaşıyoruz. Bunda katkısı olan Sayın Belediye Başkanım, Milletvekilim, İl Başkanım, İlçe Yönetmenim ve bu saygıdeğer orkestraya teşekkür ediyoruz efendim. Dostlar, tabii ki günlük yaşamımızda seçime hazırlanıyoruz. Bu değerli arkadaşlarımla birlikte bizler 30 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye alması için bir mücadele veriyoruz. Bu saygıdeğer kardeşlerimizle sıkı ilişkiler içerisinde hepimiz çalışıyoruz. Birimiz çıkacağız, aday olacağız. Yine hepimiz o arkadaşımızla birlikte yine çalışacağız. Ve 30 Mart'ta bu coşkuyu daha fazlasıyla yaşayacağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizi, sevgimizi, saygımızı kaybetmeyeceğimize inanıyorum. Hepinize saygılar duyuyorum. Değerli hemşehrilerim, bu güzel akşamda birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Belediye Başkanıma, İl Başkanıma ve Milletvekilime teşekkür ediyoruz. Umarım 30 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi belediyeyi aldığında bizim de bir Silifke Kent Orkestramız olacak. Ve biz de 10. yıl marşını hep birlikte söyleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi 90 yıllık bir çınar. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu hepimize kutlu olsun. Biz 8 aday adayı arkadaşımızla birlikte bir yola çıktık. Hepimizin en önemli amacı Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerel iktidara getirmek. Bu yol sevginin ve barışın yolu. Hep birlikte aynı zamanda savaşa hayır diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bizim temelimiz 1923. Bu temel yıkılır mı? 90 yaşında bir insan ömrü kadar cumhuriyetimiz var ama yıkılmaz bir cumhuriyetimiz var. Ben aday adayıyım ama aynı zamanda aday yardımcısıyım. Yani diğer arkadaşlarıma aynı zamanda yardım edeceğim. Kim aday olursa hepimiz arkasında duracağız. Hepinize iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım,
Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sevgili aday aday arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, sevgili yoldaşlar, iyi akşamlar diyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii Sayın İl Başkanım az önce söyledi, savaş çığırtmasında yapılan ortamlar nasıl olur? Çok da iyi olacağını düşünmüyoruz ama böyle ciddi bir olay var. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Eğlence de çok konuşulmaz ama şunu söyleyeceğim ben burada. Her yerde söylediğim bir şey var. Doğrudur, 8 arkadaşımız var. Ben Yaşar Kılınç olarak şunu söylemiştim. Tekrarlıyorum. Aday olursam tüm aday aday arkadaşlarım yanımda görmek istiyorum. Aday olmazsam partimin emrindeyim. Sonuna kadar bu konuda namus sözü veriyorum demiştim. O sözüm hala geçerli. Başarının yolu buradan geçiyor. Yani aday Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Kişiler geçicidir ama kurum 90 küsur yılını kutluyoruz yarın inşallah. Nice 90 yıllar kutlamak dileğiyle savaşsız bir dünya diliyorum. Saygı sunuyorum. Sayın Başkanım, mikrofon sizde, buyurun. Evet, bu kadar arkadaşı gitmeyin canım, şarkı söyleyeceğiz ya. Biz şarkı söylemeye gelmedik mi? Biraz sonra çok güzel Silifke oyun havaları çalınacak. İsteyen burada oynayabilir. Sizin meşhur parçalarınızı çalacaklar arkadaşlar. Bu kadar adayı ve milletvekilimizi, il başkanımızı bulmuşken, lisede okurken Türkan Soray'la Kadir İnanır'ın devamlı çektiği bir film vardı. Sevemedim, kara gözlüm. Ama sonu nasıldı biliyor musunuz sonu? Ayırmasın Mevlam bizi diye bitiyor. Bu arkadaşları inşallah Mevlamız ayırmaz. Bir kişi aday olacak. Diğerleri de ona destek verecek. Hepsi birbirine söz verdi. Ama bizi de unutmayın. Sandığa gittiğiniz zaman hem Silifke Belediyesi için oy vereceksiniz, hem Mersin Büyükşehir Belediyesi için oy vereceksiniz. Çünkü iki tane belediyeniz oldu sizin. Siz de Büyükşehir'e bağlandınız. Ve şarkıya başlıyoruz arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Ayırmasın